Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağım? Zap oyun serisinin yeni bir oyunu çıktı. Zap S zaten şurada da yazıyor. Bu oyunu inceleyeceğim. Benim YouTube'da ilk çektiğim videolardan bir tanesi Zap oyun serisini tanıtmıştım. Daha önce bu oyunun 11-12 tane oyunu, yani kaç tane çıktı tam bilmiyorum, 12 tane falan oyunu çıktı. Bütün oyunlarını oynadım. Zaten oyuna başlayayım, siz de oyun hakkında fikir sahibi olacaksınız. Şöyle sağına soluna tıklayayım çünkü buralardan da başarım geliyor. Bu oyun neden alınıyor? Yani çok yaygın bir oyun zaten. Duydunuz mu duymadınız mı bilmiyorum. Amacımız şu mavi topu yeşil bölgeye düşürmek. Oyunun bu kadar tutmasının nedeni ne? Bak evet, bu seferki değişmiş bayağı. Bu kadar tutmasının nedeni başarımları harfleri içeriyor. Yani A, B, C, D, E şeklinde. Bu şekilde de profilinizi süsleyebiliyorsunuz. Bak oyun değişmiş bayağı. Farklı farklı özellikler gelmiş. Diğer oyunlarında böyle özellikler yoktu. Yani oyun şu mavi topu buraya taşıdığınız zaman şu kapı açılıyor ve kapıya tıklıyorsunuz. Yaklaşık 60 tane falan bölüm vardı. Bu bölümler kolay tabii ki. Bunları hemen geçiyorum zaten. Zaten bu şu, yani şu okları falan gösteriyor ne işe yaradığını. Bu oklar ilk oyunlarda yoktu. Bu arada yani oyun eğer başarım falan gerek yok diyorsanız bile koleksiyon kartlarıyla oyunun fiyatını çıkarabiliyorsunuz. Oyunun fiyatı 2 lira 10 kuruş, indirimlerde falan 1,5 liraya düşüyor. Yani koleksiyon kartlarıyla rahat bir şekilde oyunun parasını çıkarabiliyorsunuz. Ya koleksiyon 3-4 tane koleksiyon kart çıkıyor işte 30, 40, 50. Parlak koleksiyon kart çıkarsa 1-2 lira bile ediyor yani. Kar bile edersiniz, öyle söyleyeyim ben size. Ya eğlenceli bir oyun, zeka oyunu. Yani şu an tabii ki kolay geliyor. İlk bölümler kolay. Ben bu oyunu tekrar inceleme nedenim, yani yeni çıkmış bu oyun. 15 Kasım'da çıkmış. Ben bu videoyu 15 Kasım'da çekiyorum. Evet, şansa bak, bugün. Oyun bugün çıkmış. Yeni oyunu. Ve yani 20 Kasım'da da 3 boyutlusu çıkacak sanırım. Zap Arena isminde bir oyunları daha çıkacakmış. Ona da göz atacağım ben. Çünkü bu oyun serisi cidden hoşuma giden bir oyun. Değişik değişik düzenekler var bu şekilde. Evet, güzel. İnsan keyif alıyor ya, oyunu bitirdiğiniz zaman keyif alıyorsunuz böyle. Yani sağına soluna falan tıkladığınız zaman bile başarım kazanıyorsunuz oyundan. Ya benim bildiğim bu, hani başarımlarla profil süsleme mevzusu vardı. Yanlış yaptım sanırım şurayı. Profillerle başarım süsleme mevzusu ilk olarak bu oyunda geldi. Sonradan tabii ki çok fazla oyunda çıktı. Yapamadım. Çok fazla oyunda çıktı bu ismini falan yazma profile böyle başarımlarla. Her türlü oyunda var artık yani. Ama oyun, yani ilk oyun buydu benim bildiğim. Bu oyundan sonra çıktı işte öyle oyunlarda başarımlara harf ekleme falan. Evet, güzel. Bu bölümü de bitirdim. Oğlum. Bu neydi şimdi? Yapmam gereken ne tam olarak çözemedim şu an. Yanlış bir şey yapıyorum. O zaman şurada farklı bir şey yapacağız. Heh, şunu şöyle yapalım. Buraya daha dokunmayalım. Evet, bu bölümü de tamamladık büyük ihtimal. Böyle, ilk bölümler dediğim gibi kolay. Gitgide zorlaşıyor oyun. Yani toplam oynama süresi 2 saat falan. Ama tekrar tekrar oynayabiliyorsunuz eğer canınız sıkıldığı zaman. İşte ne bileyim, arkadaşlarınızla falan da oynayabilirsiniz süre tutmalı falan. Çünkü gördüm daha önceden videolarda. İnsanlar arkadaşlarıyla oynuyorlar bu oyunu. Bir yerde bir hata yaptık.
Ah, yine hata yaptık. Şuna dokunmam gerekiyordu büyük ihtimal. Ah, yapamadım ya valla. Bazen çileden çıkarıyor oyun bu şekilde. Sinir hastasıysanız oynamayın abi. Of. Yine yapamadım. Delireceğim. Onu vurduktan sonra şuradaki top düşecek. O yüzden önemli bir şey. Ya. Of. Sürekli ya 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 diyorum ama cidden insanı sinir hastası ediyor oyun. Ne yapmam gerektiğini anladım fakat yapamıyorum. Buraya çarpmadan önce buna basmam gerek. Şuraya çarptıktan sonra mı acaba burada? Heh, oldu be sonunda. Evet, bu sefer oldu. Uğraştık biraz ama bu bölümü de geçtik. Şimdi şunu yapacağız. Güzel bölümdü. Kolaydı tabii ama. Şu an inşallah doğru şeyi yapıyorum. Evet, güzel. Tek seferde becerince insan keyif alıyor ya. Şimdi ne yapacağız? Şuna basacak olabilir miyiz? İlk önce buna basmak gerekiyor büyük ihtimal. Ha, top buraya kadar zıplayabilir mi acaba ya? Evet. Ben başta oraya kadar uçamaz diye düşündüğüm için yapmadım fakat bu niye ilerlemedi ya? Evet, erken bastık büyük ihtimal şuraya. Bu bölüm de tamam. Ya oyunun mantığını anlamışsınızdır diye düşünüyorum ben. Bu videoyu dediğim gibi ikinci kez çekiyorum. Yani çünkü bu oyun yeni çıktı. Bir inceleyeyim nasılmış falan. Videoda ben de şey yapayım dedim. Daha önceden girmedim oyuna. Videoda bakayım dedim. Ya zaten bütün Zap oyunlarını oynamıştım. Her çıkan oyunda çıktığı gün alıyor, almaya çalışıyorum. Yani beni eğlendiren oyunlardan. Şu bölümü de geçip videoyu sonlandıracağım. Umarım geçebilirim yani. Bir de geçemiyormuşum. Evet, geçtim. Video ne kadar uzunlukta olduğu bilmiyorum. Videonun sonuna geldim arkadaşlar. Dediğim gibi oyunun ücreti 2 lira 10 kuruş fakat bu son oyunu 1 lira 78 kuruşa düşmüş sanırım. %15 indirimi var. Siz de profilinizi süslemek isterseniz eğer bu oyunun başarımları çok güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Neonlu, yani neonun ne olduğunu biliyorsunuzdur illa. Neonlu gibi yapmışlar harfleri. Oyun alabilirsiniz. Koleksiyon kartları yani son Steam güncellemelerinden sonra kolay bir şekilde oyunlara koleksiyon kartı eklenmiyor. Yani bir 300-400 şey alması gerek sanırım. İnceleme alması gerekiyor. Olumlu inceleme alması gerekiyor. Oyuna o yüzden olumlu inceleme vereceğim ben de. Koleksiyon kartlarının çıkması biraz zaman alabilir. Fakat yani diğer önceki oyunlarında falan koleksiyon kartları var oyunun. Eğer yani Zap oyun serisine başlamak istiyorsanız ilk oyunlarından başlayabilirsiniz. Dediğim gibi koleksiyon kartlarıyla zaten oyunun parasını çıkaracaksınız. Yani en azından oynarsınız, eğlenirsiniz. Steam profilinizi süsleyebilirsiniz.
Yani Steam kütüphanenizi zenginleştirirsiniz kısacası. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, bu sözü en sonunda söylüyordum fakat şimdi unuttum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz 2 saniyenizi ayırarak aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Ve tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim.